Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Discord eğitimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü bölümümüzde Arius Discord bot ile cinsiyetli kayıt sistemi nasıl yapabilirsiniz? Bugün detaylı bir şekilde bunun hakkında konuşacağız. Daha fazla böyle eğitim videolarımızın gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuza da like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. İsterseniz daha fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda Arius Discord bot ile cinsiyetli kayıt sistemi nasıl yapabilirsiniz? Detaylı bir şekilde bugün bunun hakkında konuşacağız. İsterseniz hemen nasıl yapılır onu gösterelim. Detaylı bir şekilde anlatacağız bunu. Evet, ilk olarak Discord sunucumuza geçmiş bulunmaktayız. Discord'umuza geçmiş bulunmaktayız. Burası da benim kendi Discord sunucum. Yapamadığınız bir şeyler olursa buraya gelip benden yardım isteyebilirsiniz. Elimizden geldikçe bütün herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar bir sunucu oluşturmamız gerekiyor. Hemen şurada sol kısımda bulunan bir sunucu ekle butonuna tıklıyoruz. Burada kendim oluşturmaya tıklıyorum. Benim ve arkadaşlarım içine tıklıyorum ve buraya bir isim girmem gerekiyor. Hemen buraya bir isim yazalım. Evet, Arius cinsiyetli kayıt sistemi yapma diye bir sunucu oluşturmuş bulunmaktayım. Şimdi arkadaşlar botu sunucumuza davet etmemiz gerekiyor. Botu sunucumuza davet etmeden önce birkaç ayarlamalar yapmamız gerekiyor. Bu ayarlamalardan kastımız nedir? Oda oluşturmak, roller oluşturmak ve bu rolleri odalara göre senkronizasyon etmek. Yani odalarda rollerini ayarlamak gerekiyor. Hemen isterseniz bunu yapmaya başlayalım. Hemen ilk olarak kanal oluştura tıklıyorum. Bu tabii ki buraya nasıl geldim onu da göstereyim. Buraya gidip arkadaşlar sağ kısma bastığınızda kanal oluştur diyorsunuz. Ve buraya bir isim girmeniz gerekiyor. Buraya ilk olarak ben kayıt yazacağım. Ondan sonra bir tane de oluşturup blog yazacağım. Hemen bir tane de kategori oluşturalım. Buraya istediğiniz adı verebilirsiniz. Ben şimdi kayıt yazdım arkadaşlar. Hemen şimdi şunları şöyle alt kısma geçiriyorum. Hemen şimdi sırada roller oluşturmamız gerekiyor. Hemen sunucu ayarlarına geldik. Roller bölümüne geldik ve rol oluştura tıklamış bulunmaktayız. Şimdi burada bayağı bir rol oluşturmamız gerekiyor. O yüzden bir sürü artıya tıklayabilirsiniz. Hemen başlayalım. İlk olarak admin rolü oluşturacağım. Tabii sizin halihazırda bir sunucunuz bulunmaktadır. O yüzden siz bunları yapmak zorunda değilsiniz. Ama sizin de rolleriniz yoksa benim gibi rollerinizi burada benimle birlikte ayarlayabilirsiniz. İlk olarak admin rolü ayarladım. Rengini verdim. Şu ayarını yaptım. İzinler bölümüne gelip yöneticisini verdim. Hemen yukarıya çıktım. Buraya gelip kayıt yetkilisi yazdım. Buraya gelip rengini verdim. Şu özelliği aktif ettim. İzinler bölümüne gelmeyeceğim. Buna yönetici vermeyeceğim. Yeni role tıkladım. Burada arkadaşlar buraya bot rolü yazacağım. Rengini verdim. Bunu yaptım. Bot rolü için yönetici izni vereceğim. Ondan sonra bir altına geçtim. Buraya erkek yazacağım. Erkeğin rengini mavi. Bu onun altına gideceğim. Buraya da erkek takipçi yazacağım. Mavi renk vereceğim abi. Şimdi şöyle yapacağım. Bunu ayrı göster yapacağım. Bunu ayrı göster yapmayacağım. Buraya gelip buraya kadın yapacağım. Yazacağım. Rengini vereceğim. Aşağıya gelip kadın takipçi yazacağım. Aynı şekilde yine rengini vereceğim. Bunu ayrı göster yapacağım şuradan. Başka da bir şey yapmayacağım. Ondan sonra son iki tane rolümüz kaldı. Buraya kayıtsız yazacağım. Rengini ne yapalım? Turuncu yapalım. Ayrı gösterini aktif edeceğim. Ve bir tane daha yapacağız. Bu da yeni hesap rolü olacak. Bu da gri kalsın. Bunu da ayrı göster yapmayacağım. Bu böyle kalacak. Evet, rollerimiz şu anda bu şekildedir arkadaşlar. Hemen bot sunucumu da davet etmeden önce kanallarda küçük bir ayarlama yapalım. İlk önce kayıt kanalına gelelim. Hemen izinler bölümüne tıklayalım. Buraya arkadaşlar iki tane rol ekleyeceğiz. Hatta ikiden fazla ekleyeceğiz. Erkek rolünü ekleyeceğiz, kadın ekleyeceğiz. Ondan sonra kayıtsız rolü ekleyeceğiz. Evet. Şimdi kayıtsız da kanalı görüntülü aktif edeceğiz. Mesaj gönder aktif edeceğiz. Mesaj geçmişini okuyor aktif edeceğiz. Erkeğe geleceğiz, kanalı görüntüle kapalı. Kadına geleceğiz, kanalı görüntüle kapalı. Evet. Şu anda bu kanalı sadece kayıtsızlar görecek. Başka hiç kimse göremez. Log kanalına geliyorum. Burası sadece yöneticilere özgü olduğu için Everend'in kanalı görüntüleyi kapatıyorum. Evet, şu anda ayarlamalarımız bu şekilde. Şimdi isterseniz hemen bota bir sunucumuza davet edelim. Tarayıcımıza geliyoruz. Buraya arius.me yazıyoruz. Hemen tıklıyoruz. Buraya arkadaşlar hesabıma giriş yap bölümü var sağ yukarıda. Hemen buraya tıklıyorum. Yetki istiyor hesabımız için. Yetki veriyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi hesabıma giriş yaptı.
Şimdi bot sunucumuza davet etmemiz gerekiyor. Burada bulunan davet et butonuna tıklıyorum. Burada bir sunucu seçmemizi istiyor. Hemen görmüş olduğunuz gibi Arvis cinsiyetli kayıt sistemi yapma diye burada sunucumuz çıktı. Davet et'e tıklıyorum. Yönetici olarak sunucuma davet ediyorum. Ben bir insanımı tıklıyorum ve sunucuma bot gelmiş oluyor arkadaşlar. En önemli ayarlardan birisi ilk önce şu bota bir bot rolü verelim. Ondan sonra sunucu ayarları bölümüne geliyorum, rollere geliyorum. Her botun kendisine özgü rolleri oluyor arkadaşlar. Bu rolleri alıp yukarıya çekmeniz gerekiyor. Yoksa sistemlerimiz düzgün çalışmayacaktır. Aynı şekilde kendime de güzel gözükmesi açısından admin rolü vereceğim. Tekrardan tarayıcımıza geri geldik. Buradan geri geliyoruz. Bir daha geri geliyoruz. Buraya bir yenileyin arkadaşlar. Ondan sonra sunucuda ayarlamalar yapmaya başlayabiliriz. Yönetim paneli bölümüne tıklayıp aşağıya iniyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi sunucumuz buradaymış. Şimdi bot sunucuda olduğu zaman böyle gördüğünüz gibi yeşilimsi renkler oluyor. Bot sunucuda değilse turuncumsu renklerle gösteriliyor bot sunucuya ekle diye. Burada hemen sunucuyu yönete tıklıyorum. Şimdi burada bizi ilgilendiren iki tane kısım var. İlk olarak kayıt sistemi, ikinci olarak da otrol sistemi arkadaşlar. Hemen kayıt sistemine basıyorum ve buradan işlerimize devam ediyoruz. Şimdi kayıt kanalı bölümü var. Burayı kayıt olarak seçiyoruz. Kayıt yetkilisini buradan kayıt yetkilisi olarak seçiyorum. Kayıt modu tabii ki de erkek kadın, biz cinsiyetli yaptığımız için bunu seçiyoruz. Ben bunu da seçtik. Burada erkek rolü var. Burayı erkek seçiyorum. Burada 2 ve 3. erkek rolleri var. Bunlar ne diye soracaksanız, şimdi siz insanları kayıt ettiğiniz zaman bu insanlara birden fazla rol verebiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir özellik. İşte erkek takipçi, işte takipçi gibi roller verebiliyorsunuz. O yüzden ben de böyle bir şey yapayım dedim. Hani göstereyim dedim. Hemen buraya erkek takipçi rolü verdim ikinci rol olarak. Üçüncü rolü vermeyeceğim. Vermek istemiyorsanız seçilmedi olarak işaretleyebilirsiniz. Aynı şekilde kadın için de yapıyoruz. Kadın ve kadın takipçi rolleri verdik. Üçüncüye vermiyorum. Kayıtsız rolümüz var. Buraya kayıtsızı seçiyorum. Jill yeni hesap rolü var. Bu nedir? Bu arkadaşlar hesabı 14 gün içerisinde önce kurulmuş olan hesaplara bu rolü verecek. Bunu seçebilirsiniz. Yeni hesap olup olmadığını, işte güvenilir olup olmadığını buradan öğrenebilirsiniz, görebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Evet, log kanalı seçiyoruz. Hemen logu seçtik. Tag bölümü var. Tag'a istediğinizi yazabilirsiniz. Ben BRK tagını kullanacağım. Böyle yaptık. Şimdi aşağıya geliyoruz. Gelişmiş ayarlar bölümü var. Burada arkadaşlar karşılama mesajı ekleyebiliyorsunuz. Ben ekleyeceğim. Kayıt kanalına karşılama mesajı ekledim. Burada bütün her şey hali hazırda var arkadaşlar. İsterseniz değiştirmenize gerek yok. Burada karşılama mesajı var ama kayıt sonrası karşılama mesajı var arkadaşlar. İşte kayıt olarak aramıza katıldı, hoş geldin diye bir mesaj atıyor. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Burada kutulu mesaj veya normal mesaj şeklinde göndermenize imkan tanıyor. Normal mesaj yaptığınızda buradaki yazı değişiyor. Kutulu mesaj yaptığınızda buradaki yazılar değişiyor arkadaşlar. Ben değişik güzel gözükmesi açısından kutulu mesaj yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi kutulu mesaj ne diyeceksiniz? Hemen sunucumdan göstereyim. Kutulu mesaj arkadaşlar aynı bu şekildedir. Aynı bu şekilde kutulu mesajlar oluyor arkadaşlar. Normal mesaj da bu şekilde oluyor. Kutulu mesaj da bu şekilde oluyor. Yani kutulu mesaj yaparak güzel gösterebilirsiniz. Buraya link koyarak GIF veya resim koyabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Güzel gözükebilir, isterseniz koyabilirsiniz. Buraları değiştirmenize gerek yok. Zaten halihazırda bulunuyor. Abi ben illa değiştirmek istiyorum, nasıl yapabilirim derseniz de aşağıya birazcık iniyorsunuz. Burada göstermek için tıkla var. Görmek için tıkla var. Buradan gördüğünüz gibi ayarlamalar bulunuyor. Bunları kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Mesela şurayı kopyaladınız ve buraya eklediğiniz zaman bu özellik oraya gelecektir. Zaten neyin ne olduğu karşısında yazıyor. Bunları kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Buraları ellemeyin, buraları ellemeyin. İşte yani her şey ayarlanmış zaten sizin için. Siz burada sadece ne yapabilirsiniz? İsim yaş zorunluluğu ekleyebilirsiniz. Bunu eklerseniz sunucudakilere isim yaş sorma zorunluluğu getirebilirsiniz. İnsanlar kayıt olurken yanında isim ve yaşı da yazar. Bunu istemiyorsanız zorunlu değil haline getirebilirsiniz. Sistemimiz bu kadar. Ama bunları kaydetmeden önce en önemli yapmanız gereken şey şu. Burada sol altta bulunan sistemi aç, yetkilileri etiketli gibi şeyler var. Bunları şu ikisini işaretliyorsanız yukarıdakileri işaretlemenize gerek yok. Bunları yapın kesinlikle. Sisteminiz çalışmayacaktır yapmazsanız. Burada kaydete tıklıyoruz ve sistemimiz şu anda oldu. Olmadı pardon. Sizden bota oy vermenizi isteyecek. Ben deneme yapmak için daha önceden verdiğim için bana verme şeyi göstermemişti. Buradan hemen bota oy vereceksiniz ilk olarak. Buradan hesabınıza giriş yapacaksınız. Vote edeceksiniz ve 12 saatte bir bota oy verebiliyorsunuz. Buradan çıktım. Bu bota oy verdikten sonra sayfayı yenileyin. Evet, görmüş olduğunuz gibi sistemimiz hala duruyor. Buradan kaydete tıkladım. Ve şu anda sistemimiz oldu arkadaşlar. Hemen şurada sol kısımda bulunan otorol sistemi var. Buraya tıklıyorum. Burada arkadaşlar otorol verilecek şeyi soruyor. Biz hemen buradan kayıtsızı seçtik.
botlara rol verebiliyorsunuz. Bunu isterseniz seçmeyebilirsiniz. Sunucuya gelen botlara otomatik bot rolü verecektir. Buradan log kanalı var. Log kanalını seçtim. Aynı şekilde buradan da sistemimizi aktif ediyoruz ve kaydete tıklıyoruz. Ve böylelikle sistemimiz oluşturuldu arkadaşlar. Discord'umuza geçelim. Görmüş olduğunuz gibi kayıt sistemimiz açık. Cinsiyetli kayıt sistemimiz. Burada zaten sizlere mesaj atıyor. İsterseniz ben hemen yan hesabımı buraya getireyim. Kayıt sistemi nasıl yapılıyor onu gösteririm. İnsanları nasıl kayıt edebiliriz onu gösteririm. Evet, görmüş olduğunuz gibi sunucuya biri geldiği zaman ona kayıtsız rolünü veriyor. Burada gelen kişiyle ilgili bilgiler veriyor. İşte bu hesap güvenilir. Şu tarihte kuruldu. İşte seninle beraber kaç kişiyiz falan filan yazıyor burada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi kesinlikle insanları kayıt etmek istiyorsanız ilk olarak kayıt yetkilisi rolüne sahip olmanız gerekiyor. Yani panelde hangi kayıt edecek rolü seçtiyseniz o role sahip olmanız gerekiyor. Yoksa insanları kayıt edemezsiniz, bilginiz olsun. İnsanları kayıt etmek istiyorsanız ilk olarak yapmanız gereken şey insanların isim ve yaşını almanız gerekiyor. İşte insanlar geldi. Dedi ki benim ismim Ali, işte yaşım da 18 dedi. Siz bunu kaydedeceksiniz. Adamın cinsiyetini öğrendiniz diyelim, erkek. Hemen buraya geliyorsunuz. Aa, ünlem yapıyorsunuz. Buraya gelip erkek yazıyorsunuz. O kişiyi etiketliyorsunuz. Ondan sonra ismini ve yaşını yazıyorsunuz ve enter'a tıklıyorsunuz. Ve otomatikman kişi kayıt olacaktır. Böyle kolay arkadaşlar, bilginiz olsun. Bakın, hatta log kanalına bakın. Sunucumuza katılı kayıtsız rolü verildi. Kayıt edeni gösteriyor. Buradan kim kayıt oldu, kaç kişi teyit edildi falan filan. Burada hepsi yazıyor arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Bakın, erkek rolü verdi. Aynı şekilde erkek takipçi rolü verdi. Şimdi isterseniz bir de kız rolü verelim. Hemen onu da yapalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi tekrardan kayıtsız olarak sunucuya katıldı. Diyelim ismi Ayşe 18 diyelim mesela. Aa, ünlem kadın. Ayşe 18 yazdım. Enter'ladım. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda kaydedecek. Botta sanırım birazcık pink var. Evet. Kadın olarak kaydetti görmüş olduğunuz gibi. Hemen log kanalına bakıyorum. Bakın, kaydeden kişi gösteriyor. Kayıt oluşturan kişi gösteriyor. İşte kaç kişi kayıt oldu görmüş olduğunuz gibi. Hepsini gösteriyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi kadın rolü verdi, kadın takipçi rolü verdi. Yani kayıt sistemimiz bundan ibaret arkadaşlar. Umarım kayıt sistemimizi beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle Discord eğitim videoları istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuza like ve yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.